Maltepe'de Hakmur'a geldik gerçekten. Güzel büyük bir mağaza. Geniş bir mağaza. Yukarıda zaten şu küçük cami oradan. Adakule'ye doğru çıkılıyor. Adakule'ye bu hafta Survivor'da seyredebilirdik aslında belki. Oynadım bilmiyorum salı günü. Geçti. Survivor değil şey. Mehmet Masterchef. Masterchef. Masterchef gene TV8'de. Acun Hoca'nın diğer programı karıştırdık. Yarışma programı sonuçta. Burası Maltepe Spor Kompleksi. Daha yakın bir zamanda buralarda oturuyorduk hareketlerde. Zaman çabuk geçiyor. Bugün buranın da pazarıymış. Pazarı, pazarcılar yeni toplanıyor. Pazarcılar da toplanıyor. Bugün buranın pazarıydı. Salı günleri kurulan bir pazar var. Şurayı binayı yıkmışlar. Buranın asfaltı yeni yapıldı ayrıca. Evet, asfalt güzel oldu, yeni yapıldı. Güzel oldu herhalde. Evet. Şurada bir de şok var. O tepede de 1000 A101. Şimdi aşağıda bir A101 daha göreceğiz Maltepe olarak. 2 A101. Bir de yerel ucuz bir market var. Oraya bir türlü nasip olmadı gitmek. Bir gün gideriz inşallah. Şurada şok market. Yukarıda. Evet, şimdi aşağıda spor kompleksine devam edelim. Biraz daha gösterelim. Gidiyoruz. Evet, ışıkları da güzel geceliğin. Yani mahalleli isterse burada vakit geçiriyor geceliğin, isterse Adakule Restoran Parkı'nda orada vakit geçiriyor ama tabi buralarda oturan herhalde oraya çıkmak istemeyebilir. Yokuş çıkıp gidecek. Oradakiler de herhalde orası bayağı güzel. Orada seyir özelliği var. Burası da geniş falan. Burada da vakit geçirilebilir. Yazın her ikisi de gerçekten sadece Maltepe değil Sakarya'nın diğer yerlerine gelinip görülebilecek yer. Spor kompleksi belki bir nebze ama Adakule Restoran civarı oldukça güzel. Şu pazar yeri evet, şimdi gösterelim biraz. Esnaf toplanıyor. Pazar bitti. Pazarın karşısında Hakmar olunca Hakmar'da biraz daha şöyle döndürürsek şimdi gözüküyor pazar yeri. Evet. Hakmar'da son günleri meyve sebzeleri rekabet yapıyor. Aslında pazarda o kadar uygun değil. Pazarcı da suç yok. Uygun alamıyor. Kendisi de alamıyor. Marketlerle de rekabet etme şansı yok pazarcının. Bu sefer marketler uygun olunca insanlar seçme şansı olur diye marketleri tercih ediyor. Eve gelince de istemediği çürüklerle karşılaşıyor bir türlü. Marketten ne seçtiyse. Seçtirmiyorlarsa bile bazen çürük koymasalar. Evet, onu alıyorlar. Onu yapmasalar insanlar şey etmez yani. Seçemiyorsan da en azından iyi yani, şey koyuyorlar. Evet, pazarlar artık eskisi gibi ihtiyaç olmaktan ziyade uygunsa gidilen bir yer oldu. Eskiden market manavları yoktu burada. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz. İleride tetik ediyorlar. Geldiğimiz gibi tünelden. Yenileniyor herhalde şu an. Acilattan. Tam karşımızda şehirler arası otobüs terminali gözüküyor şu an. Evet, şu an gözüküyor. Çok net gözüküyor hem de. Terminal binası. Maltepe'de bir de polis evi var. Polis evi de burada. Tam olarak herhalde o tepede değil bir kere. Şu üstlerde olsa gerek. Polis evi bir defa gitmiştik. Gene buralarda ileride olsa gerek. Özel Şahin Koleji. Sağ tarafta onlar. Polis evi de o tarafta herhalde. Onlar bu yukarıda olsa yukarı gerek. Yukarı sağ tarafta. Orada A101. Bu yolu devam edersek Justinian Köprüsü'ne 5 köprüye ulaşırız. Pepek de var burada. Ne yapalım? Aşağıda gidelim. Nerede? Aşağıda. Şöyle mi gidelim? Hmm.
çok fark etmiyor. A101'i geçtik az önce. Şimdi Türk Telekom'u görüyoruz. Evet, Türk Telekom. Şurayı da göstermeden. Burası da acil. 22 acil çağrı merkezi. Çağrı merkezi. Çok büyük bir binası var buranın da. Hmm. Evet, Maltepe'ye bayağı bir imkanlar gelmiş. Anca bu kadar olur artık. Yerde yok. Evet. TTT. Türk Telekom arkada. Buraya PTT Bank şeyini koymuşlar, PTT olduğu için. PTT'nin kendi küçük şubesi de var, şube olarak. Genel müdürlükten, ilk müdürlüğünden hariç. Şey de var, şuradan, şubede yo, olarak da. İniyor. İniyor burası. Şuradan sonra. Oh. Ha, buradan mı? Burası iniyor. Burası PTT'nin il müdürlüğü. Evet. Bayağı dışarıda kalmış. Maltepe şubesi de var. PTT il müdürlüğü bayağı dışarıda kalmış. Evet. Isparta'da bu merkezde alıştığımız. Evet. Bu da Türk Telekom. Yenileniyor içerisi. Evet. Çok büyük bir binası var oranın da. Maltepe'de kamu kurumları çok fazla. Örnek TTT İl Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü herhalde burası da. Ondan sonra 112 Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü. Sonra ne vardı? TEDAŞ İl Müdürlüğü. TEDAŞ'ın. Sakarya Elektrik Dağıtım var. Bayağı kamu kurumu var. Şimdi aşağıda tek yolunu görüyoruz. Beşköprü'den gelen yol bu. Bu yolu görmeden bu yolu altından geçeceğiz oğlum. Tünelden giriş yapacağız. Şuradan hemen terminale gidiyor. Evet, şehrin terminali. Şurada da işte Maltepe'nin uç kısmında evler. Şimdi buralardan öğrenci nereye gider? Yavuz Selim Okulu'na gider herhalde ilkokula. Ortaokula mecburen oraya gidecek. Ya da serviste gönderiş. Mithatpaşa Ortaokulu da var. Maltepe'de biraz yürüyerek ulaşım zor. Şehir tepelik olması sebebiyle. Evet, yürüyerek zor. Tabi tepelere çıkmak en yorucu. Hava daha soğuk Maltepe'de. Erenlere göre biraz 1-2 derece. Hava fotoğrafına göre rahat 3 derece vardır. Peki gösterelim, tek yolu. Evet, tek yolu. Burası tekin başlangıcı, arsası zaten. Bunlar hep tekin arsaları. Çok büyük yer. Şimdi Sepaş yolu tekin. Evet. Sedat Sepaş var orada. Evet, şimdi ışık yanıyor zaten. Şimdi alt geçide girdik. Akşam saati boş, gündüz buradan bazen karşıdan bekleniyor. Bazen arka arkaya geçişler oluyor. Arkadan gelen var mesela. Soğukta insanların aklına gelen ilk şey eve ulaşmak olsa gerek. İçini halledip. Evet, 3 derece fark eder. Yaz, kış, Maltepe daha serin. Yazın keyfine doyum olmaz ama kışında biraz ona göre soğuğa katlama gerekir. Maltepe'de dediğim gibi Maltepe Park ya da Adakule Restoran olduğu bölümde
MasterChef bile orada çekim yaptığın için oraya bizim getirdiğimiz arkadaşlar buraya niye gelmedi? Özellikle çocukların oynaması için güzel alanlar var. Çocuklarla geliyorlarsa kendileri çay içerken, yemek yerken çocukların eğlenebileceği bir alan var. Manzara olarak da çok güzel değil mi? Manzara olarak seyir tepesi. Şu an Maltepe Kule'ye bakımdaydı. Geçen sorduk. 2 sene önce 3 liraydı. Olsun 5 lira. Kule kısmından da manzara güzel. Asansör. Park kısmından da çok güzel. Park kısmı da geliyor ama kule kısmından tabii 4 tarafı evet. Görmek açısından. Her taraf gözüküyor. Orası bir bakıma girdi. Gelmişken Maltepe Spor Kompleksine uğrayanlar olursa orada da vakit geçirmek için değişik gelebilir orası da. Sağ değişiklikler var. Maltepe'de 5-4 yani oraya gelenler restoran bittiği zaman restoranda şu an farklı bir 2022 yazında açılacak. Evet, şimdi kokoreççi saat 2'ye kadar açık. Evet, gündüz gezilebilecek bir yer. Geceleyin zaten olmaz. Akmar Express, biz başka bir akmardan çıktık. Bu akmar da çok dar bir akmar değil mi orası? Bubble Dot 15 lira, çorba 5 lira. Gayet iyi. Sakarya'da 3 liraya da çorba var. Bahadır şirketinde. Kalitesiz çorba dedi. Gayet kaliteli. O konuda sıkıcı. Müşterisi bol. Sadece sürümden kazanmayı hedefliyor. 3 liraya makarnayı da 4 liraya veriyor. Evet makarnası 3 liraya veriyor. Mantarlı makarna alırsanız şaşırmayın. Onunla fiyat farkı olabilir. O 3 katıydı herhalde. Onun için sade makarnanın fiyatı bu. O 7-8 lira herhalde. Ama genelde Mehmet Efendi'de 23 liraya menü var. İskender, çıtlaç, ayranı. İskender döner. Döner 180 gramdı ama şimdi kaç gram onu yazmıyor. Belki düşmüş olabilir. 140-150 grama düşmüş olabilir. Ama gayet uygun. Kebapçı ve Millet Bahçesi'nin orada bir tane var. Lahmacun iyi. Artık doları seyrediyoruz sadece nereye gidecek, nereye tutacak. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar da artık o zamlanmış, bu zamlanmış demek de başka. Çare yok. Yani her şey ne kadar zamlanmış. Onu da alıyoruz. Evet şimdi orada bir pilavcı var Yeşiltepe okuluna doğru içeride o oraya girmişiz. Pilav bulamaz. Evet, pilavcı. Ama bu saatte herhalde. Soğan ucuz olan birkaç ürün de var. Onları sayalım. Mesela. Soğan ucuz bence. Çok. Soğan geçen sene gibi iyi. Bence 10 yıllık ortalamasına göre bile çok. Çok iyi. Limon. Ucuz, muz ucuz. Tarım kredide 1.25, bazı marketlerde 1.35, 1.50. Muz ucuz, mandalina ucuz. Muz ucuz, 7.90'a bir büyük marketlerde var. Mandalina iyi, önceki senelere göre. Kaç civarı şu an? 4 lira civarında mı? 4.90, 3.90. Yeşiltepe Belki Okulu. Gördük orayı da. Burası ya, ilkokulu. Oğlum bu açıdan oturup. Evet. Burası ilkokul, şurası da. Şurası da ortaokul. Yeni yapılan İmam Hatip tarzı bir ortaokul ama devasa bir okul yani. Bahçesi de devasa, kendisi de. Bakıyorum. Çarşıdaki İmam Hatipler gibi.
Bu kadar öğrenci buluyor mu burası bilmiyorum. Bura çok bina yapılıyor. Göç alıyor bu mahalle. İleriye dönük. İleriye dönük. Buralar çok ev yapıyor. Şu anda sanmıyorum bu. Şu an değil tahminimce bence de. Ya ama büyüme hızı çok. Mesela her yıl göç alıyor bu mahalle. Yani bu 10 yıl bir derece verip bir projede. 10 yıl sonra buraların tamamen arsada nerede olması üzerine bence oldu. Evet buralar. Ve boş arsa azaldı. Bir 10 yıla hiçbir şey kalmaz herhalde belki 5 lira. Evet şurada bir park var. Işıklar da güzel. Bu parkın ışıkları çok güzel. Işıl ışıl. Sanki gündüzmüş gibi aydınlatılmış yani. Yani bu ışıklar eskiden stadyumlarda olur. Şimdi artık yani evde bu led ışıklar. Şöyle bir uğratalım. Evet park. Yani hiç gece gibi değil yani. Işıl ışıl. Yani gerçekten spor stadyum aletleri. Stadyum ışığı gibi değil mi? Spor aletleri var, basket sahası var. Şu anda yasaktı değil. Pandemilerde 9'dan sonra basket oynamayın diyorlardı. Şimdi ama diğer şeyler oynayabilirler. Onlar yasak değil. Şu anda yasak yok. Basket de yok zaten de. Pek gelen de yok. Kış günü artık o yasak. Anlamsız. Topa çıkmak yasak değil. Şehit ismi olan bir park. Şehit Mehmet. Tek cam parkı. Tek cam parkı. Çok güzel bir park. Yani ev yakınlar. Yazın uğrarsın. Yazın birileri yürüyüş bile yapabilirler köşesinde. Şu evlerde oturanlar. Uzaklarda aramasa vakit geçirmeyi. Evet. Çocuklar burada mesela oyun oynayabilir. Ailesi de böyle yürüyüş yapar. Hem de çocuklara da bakarlar köşeden. Oyun oynarlarken. Evet. Aa, ikisi bir arada olabilir. Bir şey daha söyleyecektim ama burayla alakalı. Yarım saat. Yani uzaklarda aramasınlar vakit geçirmeyi diyor. Şey de çok güzel burada. Çok yakın. Burada parkında o. Rabia parkta. Bir alternatif buraya ya. Yani. Yakın iki tane büyük park. Evet, yollarda doğal gaz geçince. Fiyer optik kablosu geçiyor. Evet, böyle yapmıştım. Evet. Getir şu yoldan bize doğru geliyor. Evet. Getir deposu da orada zaten. Şu sarı ışıkların olduğu yer. Evet aynen. Orası diyebilirim. Ya da bir sonraki bina. Hangisi bilmiyorum. O iki evet. Binadan biri. Ya orası ya bu sonraki bina. Normal getir büyük olmayan getir orada deposu. Ha işte bu mor gözüküyor. Evet moru gördük. Moru gördük. Orası deposu. Getir. Bu normal getir. Büyük değil, getir büyük değil. Evet getiriyorum. Ay. Bana bineyim de şey de eski Elmas Oteli, Elmas Oteli değil mi orası? Evet. Şey, evet. Oraya mı gelmiş? Ha? Oraya da mı gelmiş? Orada getir değil de bana bine. Benim sıfatı bana bin. Bin de posyonu. Eskiden yoktu gördüm. Anlamadım. Gördün orada değil, uzaktan geliyor. Evet, şurada ona geliyordu. Yeni gördüm desen Ankara'da. Yeni Ankara'da. Sol sipariş çok geldi. Şu anda gidiyor. Abi belki Bağlar Mahallesi'nde gösteriyor bu siparişte bilmiyorum. Evet. Hünerli Ahçı 400 metre ileride. Tepe'de mahalle uygulaması başlattı. Akif kileri koymuş.
Şu an adadakilere koymuş. Şu an başka yok herhalde. Zamanla gelecek. Şu an yok. Bizim bulunduğum yere göre adadakiler belki çarşıda var. Başka market koymuş olabilir. Getir ücreti yok onda. Kampanya olmaz herhalde. Ya yemek sepeti arada bir kampanya verirse o zaman takip edilebilir. Adadakiler de çok pahalı bir market değil. Adet Ebu Bekir Camii. Küçük tepe. Yanında Ömer Lafçı, yanında da Seramış. Şuraya da bir tane daha açılırsa sıra sıra 4 tane güzel işlet olur. Ömer Lafçı masalar çözülür dışarıda. Bu saatte kimse dışarıda yemedi ama gündüz yiyorlar. Baltalar seramik. İnşaat maliyetleri de arttı artık. İnşaat yapımları da şu an durma noktasında belki. İnşaatçılıkta sıkıntı da her sıkıntı da. Migros. İnşaat demiri fiyatı 10 bin lira civarı oldu. Evet. Tamam. İnşaat maliyetleri yüksek ya. Kartı tekstil. Kimer Migros. Şu da buradaki ilk market. Sabır market. Sol tarafta sabır market. Meyve sebze rayonu çok büyük sabır marketin. Herhalde siz meyve sebze çok satıyor. Yani sabır market sağ taraftan gelen arabalar yukarı çıkarken park yapıp uğradıkları market. Çok fazla oluyor araçta. Yani. Çünkü o kadar müsait ki parka. Hiç park yani etmiş gibi de değil. Aynı yerden devam ediyor sağa. Geçerken bir ekmeğin bir iki parça bir şey alabilir. Biraz pahalı sayılabilir. Herhalde ekmek alıyorlar günleri. Ekmek alıyorlar, sigara alıyorlar herhalde. Onlar için duruyor. Şöyle bir meyve suyu dik alıyorlar, evde yiyelim. Yani fiyatları yakın olanları. Dondurma evet. Falan alıyorlar, dondurma her yerde. Eroğlu boya. Şarjımız var biraz daha iyi, o senin caddesinde dükkanları geçiyor. Gece gece. Usul usul dükkanlar. Evet, burası Snapper Display standları. Beypiliş kapandı. Bu saatte. Arabayı kapandı. Arabayı kapandı. Bak karar. Klasmar Market. Klasmar Market. Şubesi var diye biliyorum. Diğeri Dinmen Mahallesi'nde. Diğeri de Serdoğan Mahallesi'nde. A101 Market. Sol tarafta. Burada yeni bir park var. Evet, bu inşaat dükkan alanı da var. A101'den. Burada pencereci var. Asaş ben. Evet, firma ben Asaş ben. Burada Turuncu Kafe oldu ismi. Turuncu Fırın Kafe. Yani bunlar bir çalıştırmayı başardı. Beyaz ışık yapamadı. Daha sonra arka teknikle Turuncu Kafe. Köfteci Asaş.
Tarım Kredi Kooperatifi ve FİRE Oto Plus Galeri Edeler Dondurma 3. Şube Edeler Gurme Edeler Diğer tarafta bir mi gördük ya kendilerini? Şu yoldan Hakmar da çok uzaktan gözüküyor. Şu yol ada çıkıyor. Evet. Göbekten döndük. Seyfi Kuryemiş, Beyler Berber, Kuaför, Edeler. Bile bu caddeye sık sık güncelleme gerek. Yeni açılanlar oluyor. Bile. Senin bisiklet kitleme yeri var özel. Otoparkı da var. Kendine ait. Sakarya Endüstriyel Mutfak ve Ahşap Dekorasyon. Yarım kredi kooperatifi. Yani maliye geldi ama çok da uygun fiyatlar görmeyin. Soğan uygun. Soğan iyi. Un iyi. Bazı birkaç uygun ürünler var. Köfte, cesan, pizza, fiden, kebap, lahmacun. Getir yemekte, yemek sepetinde. Köfte, cesan. Uzaklardan buraya gelip insanlar tercih ettiği bir lezzet oldu. Bunu başardı. Ailemize geldik. Kullanılmış kimse ayakkabı bırakma yeri. Evet, 28 dakika sürmüş Malta ve Hakmar'dan yavaş yavaş gelip dönecek şimdi.